Yanımızda İYİ Parti Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şenol Sunat Hanımefendi var. Sayın Vekilim, bugünkü İskili bizlerinizi bize kısaca özetler misiniz? Efendim ben İskilip'e tabii daha önce de çok geldim, evet, ama bu gelişimde insanlardaki umutsuzluğu, esnafta, çiftçide, işte gördüğümüz vatandaşla görüşmelerimizde, yani Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İskilip'te de vatandaşlarımızın umutsuzluğunu, üzüntülerini gördük. Biz de onlara umut olmaya geldik zaten. Çözüm önerilerimizle, projelerimizle ve kadrolarımızla Türkiye'nin meselelerinin çözüm yerinin İYİ Parti olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz bugün tabii o istemeye gelmedik. Sadece hal hatır sormaya, yalnız olmadıklarını anlatmaya ve az kaldı demeye geldik. İşte bugün İskilip'i şöyle üzülüyorum. Her geçen gün nüfusun azaldığı, halen 20 senedir çözülemeyen problemlerinin devam ettiği, işte Tosya yolunun halen yapılmadığı, efendim meslek yüksekokulunun halen bir çivi dahi çakılmadan durduğu, çocukların çok kötü şartlarda okullarında eğitimlerine devam ettiği gibi şeyleri duymak, efendim işte sulama kanallarının halen, ki burada çiftçilikle uğraşan çok insan var, mazottan zaten çok bunalmış insanların bir de elektrik faturalarının yüksek gelmesi, sulama işlerini yeterli derecede yapamamaları, bunlar insanları derinden yaralamış, çok üzgün insanlar. O yüzden diyoruz ki İskilipliler üzülmeyin, Türkiye iyi olacak, İskilip de iyi olacak, ama bu kadar uzun yıllardır desteklemiş olduğunuz iktidarın bu kadar yani çok rahatlıkla yapabilecekleri, devlet su işlerinin, orman müdürlüğünün, karayollarının yapabileceği işlemlerin halen yapılmamış olması İskiliplilere değer verilmediğinin göstergesidir. Bu, bakın, genel anlamdan çıkarıp İskilip meselesini ifade etmek için söylüyorum. Bir de yani siz bana bir mikrofon tuttunuz, aklıma gelmişken, her şeyi mahvettikleri gibi kurumların içini de boşalttılar ve neticede eskiden devletin valisi olan, devletin kaymakamı olan yapı bozuldu. Partinin valisi, partinin kaymakamlarıyla ülke yönetildiği için, özellikle Sungurlu Belediye Başkanı buradaydı, ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyorum. Özellikle bu Çorum valisi, yani valilik özelliği olmadığı halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın özel kalemliğinden vali olan Mustafa Çiftçi'nin İYİ Parti belediyesi olan Sungurlu Belediyesi'nin bütün konularında engellediği, işte Ramazan ayında TEDAŞ'a faturalar taksitle ödenirken bunların kesildiği ve insanların susuz kaldığı, daha birçok işte İşkur'dan işçi yollanmadığı, çok az sayıda yollandı diğer belediyelere nazaran, hiç durmadan engellendiği. Ben buradan Sayın Valiye de bir duyuru yapmak istiyorum. Devletin valisi olsunlar. Bakın, bizim iktidarımızda hem kaymakamlar hem valiler devletin memuru olacak. Partinin olmayacak, iktidarların olmayacak. Bu devlet teamülünü yıktıkları için de buradan çok büyük bir şekilde kınıyorum. Yani bu iktidarı kınıyorum. Hiçbir zaman eskiden devletin valileri, kaymakamları iktidarın kulu olmazdı, kapuk kulu olmazdı. Ve devletin gerektirdiği, kanunun gerektirdiği şekilde hareket edecekti. O yüzden biz yollardayız İYİ Parti olarak. Hak için, adalet için, özgürlükler için yollardayız. Tabii ki ülkenin refaha kavuşabilmesinin yolunun da hukukun üstünlüğünden geçtiğine inanıyoruz. Herkesin hakkının, hukukunun ortaya çıkacağı ve hakkının, hukukun alınacağı bir sistemi getirmek üzere yollardayız. O yüzden Sayın Genel Başkanımız kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyor. Aynı şekilde buradaki arkadaşlara söylüyorum. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Sayın Vekilim, Çorum Milletvekili olmamanıza rağmen
Çorum'un sorularına bu kadar vakıf olmanız, özellikle İskilip'in sorunlarını dile getirmeniz bizleri bir İskilip'li olarak, yani siyaset dışında bizleri de çok memnun etti. İlginize, alakanıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi daha çok sık sık İskilip'e bekliyoruz inşallah. Şimdi biliyorsunuz ben Ankara milletvekiliyim ama Çorum'da geçen dönem milletvekilimiz yoktu ama inşallah bu dönem olacaktır. Çorum'un görevlisiyim. Yani biz milletvekillerimiz olarak milletvekili çıkarmadığımız yerlerde de illeri paylaştık. Çorum benim de eskiden çok sevdiğim bir ilimiz olduğu için Çorum'u da ben üstlendim. Ben aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. Ama mümkün olduğu kadar Çorum'a gidip gelmeye ve meseleleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bugün işte o yüzden İskilip'teyiz. İskilip'in de meselesini mecliste gündeme getirmiştim ben. Ama daha çok meseleler var ama Türkiye'nin meseleleri o kadar çok ki inşallah hep birlikte milletçe bu sıkıntılardan kurtulacağımızı biliyorum. Az kaldı diyorum. İnsanlarımızın umutsuzluk, hele hele gençlerimizin umutsuzluğa asla kapılmamalarını rica ediyorum. Hep birlikte bu ülkeyi bir üretim seferberliğine, bir eğitim seferberliğine hep birlikte getireceğiz. Bu bir anlayış meselesi, bu bir idrak ve kararlılık meselesi. İyi insanlarla, liyakatli insanlarla, düzgün ve doğru insanlarla bu ülkeyi ayağa kaldırmak hiç zor olmayacaktır bizler için. İyilik herkesi sarsın, iyilik bulaşıcıdır. İyilik ailesine herkesi davet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, ilçemize hoş geldiniz. Yanımızda İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk Bey var. İskilip sizi nasıl karşıladı Sayın Başkanım? Valla İskilip bizi mükemmel karşıladı. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, Ankaralı İskilipli yöneticilerimizle beraber bugün İskilip'e gerçekten bir çıkarma yaptık. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle. Ben buradan şunu söyleyeyim. İskilip partimize gönlünü açmış. Çok net altını çizerek söylüyorum. İskilip'te bu iş bitmişse Türkiye'de artık Millet İttifakı'nın ve İYİ Parti'nin iktidarı adım adım yükselişle beraber geliyor. Tüm İskilipli esnaflarımızın neredeyse yarısına yakını gezdik. 2-3 grup halinde gezdik. Esnaf artık bir değişime karar vermiş. En önemlisi bu. Esnafın sıkıntısı şu anda size yansıtan en büyük sıkıntı. Valla iki esnafa girdik. Hele bir tanesi beyaz eşyacı bir esnafımızdı. 12 gündür siftah yapamadığını söylüyor. Ben 26 yıldır siyaset yapıyorum. İlk defa bir esnafın 12 gündür siftah yapamadığına tanık oldum. Bunu bir siyasetçi, iktidarın şu anda kulakları sağır, gözleri kör, dilleri konuşmayan iktidar yetkililerinin 12 gündür siftah yapmayan İskilipli esnafın bu sorusuna cevabı iktidar yetkililerin vermesi gerekiyor. Bu zemini ve şartları onlar harcadılar. Hoyratça elimizdeki tüm malları sattılar ve şu anda ülke yönetilemez hale geldi. Ama açık ve net söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in başbakanlığında ve İYİ Parti iktidarında Millet İttifakı olarak biz gereğini yapacağız ve iktidara can suyu olacağız, nefes olacağız. Hiç kimsenin bundan... Teşekkür ediyorum. Teşekkür yanımızda... İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yardımcısı Sayın Uğur Türkmen var. Uğur Bey, siz nasıl gördünüz İskilip halkının ilgisini? Memnun musunuz bugünkü programdan? Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk Beyefendi, değerli divanları, yönetim kurulu İskilip'e gelip esnafımızın dertlerini, sorunlarını dinledikleri için. Bizler de aynı şekilde esnafımızın derdini dinledik, sorunlarını dinledik. Siftah edemediklerini gördük, korktuklarını gördük, yorulduklarını gördük. Ama bir değişim olmasını gerektiğini söylediler, aktardılar. Bu vesileyle de tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Yanımızda Çorum İYİ Parti İl Başkanı Bekir Bey var. İskilip'te tabii bu 2017 yılında kurulmuştu bizim teşkilatlarımız, biliyorsun. 2018 yılı başlarından itibaren geliyoruz. Ha, o zamanki havayla şimdiki havanın arasında oldukça bir fark var. İskilip'in oldukça fazla teveccüh ettiğini biz bugün gördük, hissettik, kucağını açtı. Çünkü İskilip'te inandığı zaman, sevdiği zaman kucaklar ve bırakmaz.
20 yıldır tahammül ettiğini bugün bırakacağını görüyoruz ve İyi Parti'yi iktidar yapacağını hem yerelde hem genelde bunun olacağını biz gözlemledik bugün. Peki, çok teşekkür ediyorum Bekir Bey. Evet, sağ olun. Yanımızda Muhsin Bey var. Muhsin Bey, bugünkü programı bir değerlendirirseniz. Bugünkü program gerçekten çok güzel bir program oldu. İSKİ ve bir hareket geldi. İyi Parti burada bir seçim başlamadı ama start verdi bize göre. İnşallah İSKİ için de iyi şeyler olacak, Türkiye için de iyi şeyler olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Fatih Başkanım, siz burada mısınız? Evet, biraz daha buradayım.